Evet klas severler, bugünkü videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda size belediye binası 11 hesabımda güzel bir elektro saldırısı çıkarmayı düşünüyorum arkadaşlar. Size 260 kapasitelik yani full bir kapasitelik belediye binası 11 için güzel bir elektro saldırısı çıkarmayı düşünüyorum. Büyülerim de var yani, açık, onlar açık. Tek sıkıntımız burada hero'lar Okçu Kraliçe, Barbar Kral ve Büyük Koruyucu inşaatta olması. Büyük Koruyucu 7'ye geçiyor. Okçu Kraliçe 26 oluyor. Barbar Kral da 30 oluyor. Üçünü birden verdim. Arkadaşlar şimdi videomuza geçmeden önce size onları gösterdiğime göre ordumu tekrardan bir göstereyim isterseniz. Burada elektroyu basmıştım. 2 level olmuştu. Ona güzel bir saldırı çıkaracağım. Bu arada laboratuvarda sadece elektroyu bastım. Çok pahalı gerçekten, tüm köylerimle bu kadar ilgilenemiyorum, o yüzden sadece elektroya basabildim ama hepsini basmayı düşünüyorum. Zaman alacak ama basacağız yani. Arkadaşlar size bir saldırı çıkarmadan önce şey demek istiyorum. Arkadaşlar ben çekiliş hazırlamıştım sizin için, belediye binası 8 full köy çekilişi. Halen aktif, katılmak isteyen varsa o videoyu bulup katılabilir. Herkes katılabilir, hepinizi sayarım ama şartlara uygun görünmezseniz vermem yani. Şartlar zaten çok az şartları var, ona bazıları hiç yapmıyor yani, videoya sadece katılıyorum yazıp bırakıyor, çıksa bile vermem yani şartları yapmazsanız. Ondan sonra arkadaşlar videomuzun başlığı bu olacak. O da ne arkadaşlar, sizce tahmin edin. Klanımı tekrardan açıyorum arkadaşlar, videonun başlığı bu olacak. Klanımı tekrardan açıyorum, hepiniz gelebilirsiniz arkadaşlar. The Primer adlı klanım şu anda kapalı konumdaydı. Ve bayağı bir süredir kapalıydı, yaklaşık bir aydır klan kapalı, hiç açmadım. Şöyle bir herkese açık yapayım. Bu klana isteyenler gelecek yani, herkes isteyen gelebilir. Belediye binası 4 ve 800 kupa üstü herkes gelebilir. Ben bu klanı toplayacağım, 5-50 kişi falan yapacağım. O şekilde çıkaracağım. Uzun bir süredir böyle klanımı kendim kasıyordum, klan savaşlarını falan kendim yapıyordum. Hatta bayağıdır bir kazanma serim vardı. Onları da devam ettirmek istiyorum. Sizinle beraber gelirsiniz. Hepiniz gelirsiniz klanıma, çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar lafı fazla uzatmadan ben sizin için köy bulup geleyim. Arkadaşlar belediye binası 12 çok zorlayıcı bir köy. Belediye binası 11'den full bir şekilde geçmiş. Ama ölü olduğu için ben buradaki ganimetleri rahatlıca temizlerim diye düşünüyorum. Şimdi sizleri böyle bir kenara alalım. Şuradan bir elektroyu saldım. Buradan bu arada şuraya bir elektro salıp buraya da bir balon atacağım onu indirmesi için. Ama indiremeyecek sanırsam. Neyse elektro onu alır, sıkıntı yok. Bir kere Vus'u aldı, tamam aldı. Ama elektro indirecekler onu. Şöyle ben isterseniz orada kanime temizlendiğine göre buraya da bir ejder bırakayım elektrosundan. Şöyle buraya da bir tane, buraya da bir tane, buraya da son bir tane kaldı zaten. Onu da şuradan bırakmak istiyorum. Şu geriye kalan 3 tane balonu da şuradan bırakmak istiyorum. Oradaki savunmaları biraz rahat temizlesinler diye. Tam oradaki hava savunması da indiğine göre balonlar orayı da biraz daha temizler. Ve ganimet bayağı aldık. İçeride bir tek kara eksir kaldı. O da biraz sıkıntı. Çünkü cehennem kulesi tekli ve full belediye binası 11 full seviyesinde olduğu için çok zarar verecek diye düşünüyorum. Ondan önce kraliçeye tek attı. Bu efsane oldu. Kraliçe bir aradan çıktı. Ya orada hadi bir kere vur cehennem kulesini, bir kere vurdu, helal olsun, kara eksiri de temizledik. Şimdi belediye binasına da bayağı zarar verdik bu arada. Ama 3 gelmez ama belki 2 gelebilir belki. Ama yok, o da gelmeyecek ama olsun, hiç sıkıntı değil. Biz ganimeti bayağı aldık bu arada, altın full, depo full, klan oyunlarını fullleyeceğiz. Başka yerden aldım klanım olmadığı için, ondan full bir altın gelecek. Altın deposunu basıyorum. Taktik avcı uçağını bitireceğim hemen. Daha fazla uğraşma istersen. Şurada biraz iksir kaldı ama. Ne yapsan? Böyle gider mi sence? Bakalım elektro ne yapabilecek. Yüzdeyi biraz arttırır. Bu köy ölü olmasa bu kadarını alamazdık. Öyle düşünüyorum çünkü full bir şekilde geçmiş ya.
ve iksir deposunu alabileceğiz. Şu an taktik avcı uçağı olsaydı bu elektro yaşamazdı abi, bak ciddi söylüyorum. Taktik avcı uçağı olsa bu elektro burada yaşamazdı da bu ne ya? Bu hep arkaya üfürt ediyor bunu, bu ilerleyemiyor, bu düşüne baksanıza. Bug oldu resmen. Bunu alamayacak arkadaşlar, şaka gibi. Bir dakika izleyelim, belki alır. Vallahi da alamıyor ya, keşke öfkenin birini kullansaydık. Bu ne böyle? Adam dalga geçiyor resmen, şuna baksana. Arkadaşlar bu savaş bu şekilde biter, vallahi hiç yapacak bir şey yok. Şaka gibi. Gerçekten bu oyunun buglarından birisi, hiç elektro dokunamıyor bile ona. Ama sıkıntı yok, 600 bin altın, 600 bin iksir, 8 bin de kara iksir aldık. Bu arada biri geldi sandım da, yok gelmemiş. Orada bir yazısını gördüm. Şöyle bir daha basalım ordumuzu. Bu arada bizim yani basacak bir şeyimizin olmaması çok sıkıntı. Bir de burada altın çok çabuk dolmaya başladı. Burada bunların bitmesine daha bir gün 20 saat var. Altın boşa gidecek baya. Düşündüğüm aslında şeydi. Bu da bittiğine göre şu altın depolarını hemen bitirip yani şu altın depoların hepsini 12 seviyesine getirip 10.000 kapasite olunca şu taktik avcı uçağını bitirmek. Ondan sonra bu gelecek olan altın ürünüyle bu cehennem kulelerinden birini bitirmek. Diğerini de sonra zamanları da bitirmek. Ondan sonra ikisi yayları, okçu kuleleri, havan falan derken bitiririz yani o şekilde. Bu arada biz bu köye de hiç bakmıyorum gerçekten. Nasıl bir şey yapabilirim? Burada havan topu falan gelmiş işte. Bunları alamıyoruz işte. O kadar altınım yok. Depom yetiyor ama alamıyoruz. Aslında altın vardı. Bir dakika, belki alabiliriz şuradan. Şöyle biraz geri gelelim. İksir iksir, tamam şöyle bir yaptım. 700 bin oldu bakalım. 600 bin aynen. Şunu bir dikelim şöyle. Buraya da güzel bir düzen çekeceğim bu arada. Bu böyle dikilsin şurada. Zaten saldırı falan almadığı için gerek yok pek bir şey yapmaya. Seni de alalım. Laboratuvar full müydü, değildi. Ne yapsak şimdi burada? Devi mi barbar mı, hangisi? Bence devi basalım. Güçlü yumruk yeteneğini geliştiriyormuş. Burada da öfke yeteneğini geliştiriyormuş ama. Ne yapsak? Bence devi basalım arkadaşlar. Bu arada kitap varmış. Kitabı da çok gerek yok. Onu sonraki zamanlarda basacağız. Şimdi diğer ordumuz basmıştık değil mi? Bir köy daha bulup gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar tam anlamıyla ölü, artık ölü bir köy. Ne desem size, burada yine geçenki köy gibi taktik avcı uçağı, cehennem kulesi, iksir ayları falan hepsi diskalifiye. Onun için dışarıya koymuş bir de iksir sonralarını falan. Onların hepsini kolaylıkla alabilmiş. Bir de bu arkadaşımız Türk. Şöyle isterseniz ben şuradan bırakmayı planlıyorum. Çünkü hava patlatıcı buraya doğru üflüyor. Yani hava üfürtücü. Şöyle şuraya da bir tane bıraktım. Bir de şuraya bıraktım. Şimdi ne yapabiliriz biz? Şuradan bir elektro bırakıp şuradan bir tane, bir dakika şöyle yapsak nasıl olur? Ona da zarar vermesi çok iyi oldu gerçekten. Evet, o da indi. Oradan elektromuz iyi bir şekilde ilerler diye düşünüyorum. Şöyle biraz hasar verdi oraya. Başka ne yapabiliriz buradan? Burada biraz ganimet kaldı. Bakın altın kaldı. Şuraya bir tane elektro bırakmak istiyorum. Şuraya bir tane. Buraya bir tane. Yavaş yavaş başlayabiliriz artık. Şuraya da bir tane. Onlar ortayı temizleyebilirse gerçekten mükemmel. Evet, elektrolarımız bayağı ilerledi. Birisi hatta inşaatçıları almaya doğru da ilerliyor. Onu alırsa çok iyi olacak. Buradan iki elektro da ilerliyor. Çünkü köy ölü, hiçbir şey vuramıyor. Ben şurada kraliçeyi dondursam diye düşünüyorum ama diğer iki elektro herhalde iş yapar diye düşünüyorum. İki tane kaldı elimizde. Ne yapsak, şurada iksir kaldı arkadaşlar. Sen oraya doğru git. Evet, bir tane daha vur. Bir tane. Ah be, vuramadı. Şimdik. Bu arada belediye binasını rahat aldık diye düşünüyorum. Şuraya bir tane vur ya. Tamam, aldık. Senin orada ölmen çok kötü oldu. Şuraya bir tane bıraksam. Şöyle öfkelesem.
içeriği güzel dağıttı. Buradan bir balonumuzu da bıraktık. Bir kere vursa sıkıntı yaratır. Aa, tek attı. Canı azdı, tek attı. O da doğal yani. %75'i geçtik. Aslında üçlememiz gerekirdi ama %75'e geçebildik. Klan kalemizde bağış falan yoktu. O yüzden biraz sıkıntı yarattı diyebilirim. Ama ganimeti full bir şekilde aldık. Altın boşa gidiyor. O biraz sıkıntı oldu. %85'i devirdik. Bu şekilde savaş burada son buldu arkadaşlar. 600 bin altın, 600 bin iksir, 5,5 bin de kara iksir. Bonuslarla da arkadaşlar 110 bin altın, 110 bin iksir, 560 da kara iksir verdim. Bu şekilde bir savaştı arkadaşlar. İksir aldırımız çok iyiydi de bu arada bu ne olmuş ya, bir kişi gelmiş çok iyi. Şurada bu arada bu hesapları şey yapayım. O arkadaşa da bağış atarız, bağışını Valkyrie istemiş. Ama bizde balon var sanırsam, balon atarız. Boş ver Valkyrie. Balon daha iyi olabilir bu seviye için. Hoş geldin diyebilirim. Bu arada oyundan çıkmış, sıkıntı değil. Şöyle arkadaşlar, artık videomuzun sonuna geldik diyebiliriz. Evet arkadaşlar, sizin de gördüğünüz gibi biz klanımızı açtık. Klanımız eskisi gibi, eskisinden daha da güçlü olarak geri döndü. Altın ligdeyiz şu an, altın lig. Bu ayki lige giremeyeceğiz büyük ihtimalle çünkü kadro çok güçlü olması lazım. Altın ligde o kadar güç pek iş görmez. Arkadaşlar, klanımızı hepimizi bekleriz. Bu arada rakip saldırıyor arkadaşlar. Lütfen klanıma gelin. Yani sizinle beraber güzel klan savaşları, güzel klan oyunları yaparız. Beraber konuşuruz, muhabbet ederiz. Yani sizin için klanımı açmıştım zaten. Klan geçen sene açmıştım. Arkadaşlar, neyse lafı fazla uzatmadan biz videomuzu bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol, rahat rahat, güzel güzel Clash of Clans oynama günleriyle. Görüşmek üzere, hoşça kalın.